Evet abi. Evet Ahmet. Motor bizim değil. Çok fazla bilgimiz yok. Arkadaşımızın motoru yeni aldı. Daha 100 kilometrede. Ne farkları var? Eski kasayla kıyaslayalım. İşte komple ön yüzü falan değişmiş. Arka evet. Falan çok yakışıklı olmuş mesela. Gel abi arkadan başlayalım istersen. Mesela yurt dışına şu led komple ışıklı geliyor. Işıklı. Bunu aksesuar olarak Türkiye'de satıyorlar. Evet. Şurayı biraz büyütmüşler. İçerideki bu gözü. Şöyle açalım. Güzel bir saklama. Özür diliyorum küçültmüşler. Eskisinde daha büyük. Biraz daha küçültmüşler bunu. Arkayı çift disk yapmışlar. Fren sistemini. Gayri fren olarak. Tabii. Çift disk yapmışlar. Süspansiyonları biraz daha yumuşak eski kasaya göre. Daha yüksek eski kasadan. Değil mi? Zaten şeyde boyutu da diyor şeyle aynı diyor. Eski kasadan daha yüksek. Burada tek eksiği eski kasayla elcik yok. Elciği aksesuar olarak alıyorsun. Evet. İşte şu kolu yeni olarak gelmiş. Eskilerinde basmalı. İşte diferansiyeli falan hep buradan ayarlıyorsun. Dört çekeri var. Dört çeker aldıktan sonra eskisinde çekip dört çekeri alıp dört çekeri, buradan evet. Alıyordun ki diferansiyeli. O kol değişmiş. İşte 625'e de değişmiş. 1000'likle de değişmiş. Başka ne var? Mesela ekran değişmiş. Daha okunabilir. Yazılar daha güzel. Net, evet. Daha net. Plastik kalitesi olarak aynı ama tasarım olarak çok güzel olmuş makina. Bir de eski CF450'de çok ayakların ısınıyordu sağdan soldan. Senin motoru da mesela değil mi? Tam sıcak. Binecek mi? Aynen. Abi. Böyle yazın. Ya. Efil efil alttan geliyor yani sıcak. Yazın. Bunu böyle çok güzel kapatmışlar. Yani en azından yanmıyor bacakların. Acaba şeyi mi çoğalttılar? Bu benimkinde çok az bir egzoz kaplaması var. Bunlar da herhalde bir iyileştirme yapıldı. Büyük ihtimalle öyle bir şey de olmuştu. Bir de şunu kapattığı için hava dışarı gelmiyor sıcak hava. Evet ayaklara o yakmıyor. Çok güzel olmuş yani. Güç olarak demin söyledik. İşte 28 beygir eski kasası 32 tork olması lazım. Bu 31 beygir 31 tork. 31 tork. Evet yani 2-3 beygir daha kuvvetlenmiş. Yine işte burada USB girişi var. 2 tane. Hemen göstereyim. Evet. Bunun mesela kaplamasını biraz daha şey yapmışlar. Eskisi hep su alıyor. Su alıyor değil hep mi? Hep değiştiriyordun yani. 6 ayda bir iş görmez hale geliyordun. Değiştiriyordun. Bunun şu kaplamasını mesela biraz daha kalınlaştırmışlar. Su geçirme evet. Olayını azaltmışlar. Mesela keşke içeride olsa. Değil mi? Mesela bak Segway'de ön tarafı almış adam. Hiçbir şekilde su almıyor. Aynen. Telefonu koyuyorsun şarja. Giderken şarj oluyor mesela. O evet. Çok güzel. Ona bir ayrı bir ikisine ayrı bir göz olsaydı. Aynen abi. O olsa mesela çok daha iyi olurmuş. Nerede? Bu CF'lerin birinde var sanki. Binlikte mi abi, var? Abi hepsinde dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Binde dışarıda 625'i bilmiyorum. Başka işte kasa olarak yakıştı. Jantları siyaha çevirmişler. Evet. Eski jantlara çok hoşuma gitmiyordu. Siyah jant bence ATV daha güzel oluyor. Çekil emini var, önde vinci var. Jantlar, evet. Lastikler de fena lastikleri değil, güzel. Değiştirmişler galiba değil mi? Lastikler de böyle çamur lastikler. Ha, değişti yani, mi lastikler? Biraz bu daha biraz daha hem lastik. Yol hem AT lastik. Ha. Aynen. Bunda mesela eski kasayla karşılaşırsak bunda halojen farı var. Eskisi mercekli led'di galiba değil mi? Evet. Evet, mercekli. Evet, aydınlatması falan fena bir değildi. De şu ön salıncaklarda yükseltme aynen, var değil mi? Oval öbürlerinde düz çapraz geliyormuş. Bunu biraz daha eğimli evet. Yapmışlar. Yerden daha da yükseltmişler. Aynen o bir videoda anlatmışlardı. O çok güzel yani. Gayet güzel. Fiyat performans olarak harika bir makine yani. Değil mi? Evet. Evet. Ya fiyat performans derken evet pahalı yani bizim kendi koşullarımız sebebiyle pahalı. Evet. Bunlara 2020'de mi 2020'de mi ne ÖTV geldi. Normalde hiç ÖTV yoktu. %25 ÖTV geldi. O ara bir fiyatları uçtu. Uçtu. Belki %25 ÖTV olmasa Segway alacağız 160-170'e bunu da alacağız atıyorum 110 bin liraya 120 bin liraya. Evet. Öyle bir dezavantaj oldu. B sınıf ehliyetle kullanıyorsun. Onun zaten binen herkes binir. ATV'ye binen. Motorluk taşıtlar vergisi yok. 3 yılda bir muayene yaptırıyorsun. T3 diye geçiyor bunlar da. Yol tipi traktör de geçiyor bunların hepsi. Evet. Ruhsatta. Sigortası var. Sigorta şu an yani 1-2 ay önce kesildik. İşte 800-900 lira civarına falan çıkıyor. Dururken çok bir masrafı yok makinenin ama tabii yürütmek masraflı. Evet, evet. Yani şimdi bu 500'de bir bakıma giriyor.
Segway için söylüyorum. 1000 km'ye bir bakıma göre ben 1000 km bakımına 1500 lira verdim. Sadece 500, yağ değiştirdiler. İlk 500 sonrası 1000 km'de bir. Değil mi? İlki 500 km'de rodaj bakımı. Sonrası her 1000 km'de. Her 1000 km'de bir. Evet. Onu mesela 500'e bir çağırdı. 1000'de bir çağırdı. 4500'e kadar gelmedi bana. Mesela iki bakımdan sonra 4500'e kadar gelmedi. Aslında uzun 4500 km. 1000 km'den sonra 3500 km uzun geldi bana ama o servis öyle dedi bunun bakım evet. kilometreleri. Gayet yakıştı bir makina. Yani alacak alanlara son adam 155 bin lira para değil. Para ama değil. Günümüz şartlarına tabii yine de güzel para. Evet. Yani gücü yeterli. Yok, yine eskisi gibi işte lavu var, boşu var, gerisi var, parkı var. Ha bak burada mesela Segway'de yok. Artı söyleyeyim. Buradan park aldığın zaman kilitliyorsun. Evet. Hiçbir şekilde onu açma şansı yok. Evet. Vitesi. O mesela güzel bir özellik. Kapatamadık. Güzel güzel makine gayet biraz güzel. Biraz tık kalitesi olarak da gayet başarılı yani. Evet. Hani Çin malı falan vesaire diyorlar ya bu yok, dünyanın Çin her yerinde evet, satılıyor artık makine. Eskiden de evet. Yani Çin Amerika'da malı satılıyor, Kanada her yerde. Evet. Uzun, aynen. Koltuğu uzun, iki kişi çok rahat, rahat biniyor. Binebiliyor. Ya son pile Çin değil güzel bu arada bu. Değil mi? Diferansiyel aktarma parçaları falan emin değilim. JP1000'de Kanada malı. Hmm. Yani komple böyle Çin'de ama yani şimdi kullandığımız cep telefonu da yani iPhone. Aynen. O da. Hangisi Amerika'da? Hepsinde evet. Made in China evet yazıyor. Ama şu CF yani şeyde bir kafa tutuyor. Amerika'da bile Polaris'leri, Kanam'lara piyasasına girdi yani. Segway yani zaten marka takıntısı olmayacaksın. Evet. Hangisini hoşuna gidiyorsa mutlaka 500 bin liralık makineyle arasında fark var. Yani bir kere güç farkı var. Hiçbir evet şey yapma yani. Ama fiyat performans olarak çok güzel. İdeal. Eski kasası da güzeldi. Evet. Yeni kasası, yeni da kasası çok da güzel. Evet. Aksesuar olarak elcik takılabilir. Şu arka led şurası yurt dışına uzun geliyor komple. Aynen. Türkiye'de ilave. Bunun arkaya da mesela sana dedin ya çarptı bana arkadan. Bir koruma kesinlikle demiri çok evet gerekir gibi değil mi? Kesinlikle abi. Çünkü o oluyor yani bir anda duruyorsun. Evet. Kısa mesafe tak diye vuruyorsun. Şuraya şöyle bir koruma demiri olsa evet gayet güzel olur. Bunun arkası neye benziyor? Eski Dodge Challenger'lar. Aynen. Evet evet bak, evet evet. Bence ona benziyor. Aynen. O, hatırlıyor musun o Dodge'u? Doğru hatırlıyorum. Evet evet. Ona çok benziyor mesela bak o arka tasarımı. Evet. Orayı küçültmüşler mesela yeni eski bilmiyorum ben içeride içeri kadar doğru uzanıyor ama bayağı derin burası. Giriş biraz dar. Bir dakika dur. Baksana. Oo. İçerisi genişletmişler. Biliyorum. İlk açınca böyle dar gibi geldi. İçeri doğru bayağı i̇çeri uzun. İçeri doğru bir hazne var. Aynen. Burada. Daha 100 km'de değil mi? 80'de çıktı herhalde. Şu an 100 falan oldu yani. İlk deneyimler kullanarak anahtar olsaydı, anahtarla açılıp kapanıp olsaydı mesela daha o da iyi olurdu. Evet, o da olabilir. Evet, bu kilitli. Elde kalacakmış gibi duruyor. Bak onda mesela yani kilitli. Evet, Segway'de. Ona da bakacağız sonra. Hem orası kilitli hem bu telefonu koyduğun yer kilitli. Kilitli, evet. Avantajları gayet var. Gayet güzel yani. Abi şimdi ne kadar ekmek o kadar köfte. Aynen. Bu iş böyle yani. Şimdi bu adam bunu eski kasa fiyatına satmak için ufak tefek mesela lastman fiyatları da satılıyor evet yani. Yani ne oluyor? Bayağı fiyat şişmesin diye. Evet. Şu an alacak arkadaşlar tam zamanı. Evet, evet zamanı. Mehmet hayırlı olsun zamanı diyelim. Güzel, evet. Hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Kaza bela vermesin ama bizim dediğimiz gibi biz kullanıyoruz ama gayet güzel makine yani. Tasarım olarak ideal. Yakışıklı. Evet. Gücü de yeterli yeni başlayanlar için. Evet yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar için değil yani hatta. Yani orta seviye kullanıcı için kullanıcı bile bence evet yeterli yani. Gayet yeterli. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi yeni kasa 450'yi kullanacağız. Gayet güzel. Rahat. Şimdi bakalım bir deneyelim nasıl oluyor. Sistem aynı zaten. Tamam mıyız? Evet. Tabii yine dediğim gibi hep söylüyorum ama rahatlık bakımından gayet güzel. Bu da yüksek makina. CF yapıyor abi bu iş. Dediğim gibi direksiyon yine çok çok hafif. Elektrikli direksiyonlar. Bugün iyi oldu. Kısa bir gezi oldu ama
Hiç olmazsa hem Segway'i biraz kullandık, hem 450, yeni 450'yi kullandık. Gayet güzel makineler. Oturması da Celeste yumuşak. Yumuşak bir Celeste var. Bizimkiler biraz sert. Bunlar yumuşak. Yeni yapmışlar, güzel. Egzoz sesi de çok güzel yani. Tok bir sesi var. Güzel bir egzoz sesi de var. Lambalar böyle.